Biliyorsunuz Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu var. Bizim kendi çocuklarımızla ilgili, onları nasıl yetiştiriyoruzla ilgili verileri paylaşacağım ama son 5 yıl içerisinde bize 3 milyon nüfus katıldı. Bu 3 milyonun yaklaşık 2 milyonu çocuk, yani 18 yaşın altında. Bu çocuklar kimdir, ne ihtiyaçları var, nereye gidecekler ve biz bu çocuklarla ne yapacağız soruları beni son derece düşündürüyor. Niye düşündürüyor? Çünkü bu olay başladığında benim New York Üniversitesi'ndeki asistanım, Pakistanlı doktor öğrencim geldi, dedi ki hocam, dedi, mülteciler gelmeye başlamış 2012'de. Aman, dedi, aman bunları anlamaya çalışın. Çünkü, dedi, biz Pakistan'a bunlar ilk gelmeye başladığında hiç dert etmedik. Biz bir zaman Hindistan'la yarışan bir ülkeydik. Şimdi Hindistan uzaya gidiyor, biz orta çağa geri döndük. Aman siz aynı hatayı yapmayın. Peki bu çocuklar kim? Bizim yaptığı, bu benim araştırma ekibim. Bizim yaptığımız araştırmada bulduğumuz birkaç veri. Bu çocukların %74'ü ailesinden birini kaybetmiş. Yani her 4 kişiden 3'ü ya yetim ya da bir kardeşini savaşta kaybetmiş. Bu arada bu gördüğünüz resimler de bizim araştırmamızda çocukların kendi çizdiği resimler. Bu çocukların her 3 tanesinden bir tanesi, yani %30'u bireysel olarak silahlı ya da fiziki bir şiddet mağduru. Peki bu kadar mağduriyet, fiziki şiddet görüyor, başına silah dayanıyor, ailesinden birini kaybediyor. Bu nereye gidiyor? Bunun gittiği yer travma. Biz buna post-traumatik stres bozukluğu diyoruz. Post-traumatik travma bozukluğu yaşayan çocukların oranı %35. Bu %35 nedir diye düşünürseniz normal popülasyonun 10 katı. Vietnam'dan dönen Amerikan askerlerinden daha yüksek bir oran bu. Bununla da kalmadık. Biz aynı zamanda depresyonu ölçtük. Bu çocukların yarısı klinik manada depresyonda. Yani kendisini öldürmek istiyor, uyumak istiyor, uyuyamıyor, yemek sorunu var vesaire. Şimdi bu kadar travma yaşamış bir nüfus var. 2 milyon çocuktan söz ediyoruz. Peki bu çocuklar şu an nerede? Nerede olması lazım? Okullarda olması lazım. Psikolojik ihtiyaçlarını falan geçtim, en azından bir yerde düzenli bir hayat içerisinde olmaları lazım. Bu çocukların %70'i, ortaokul çağındaki çocukların %70'i okulda değil. Sokakta. Bir kısmını görmüşsünüzdür zaten. Lisedekilerin %90'ı okulda değil. İlkokuldakilerin yalnızca yarısı okulda. Onlar da derme çatma okullar. Şimdi karşımıza çok tehlikeli bir alaşım var. Travma yaşamış bir grup ve okulda eğitim almıyorlar. Dilini bilmedikleri bir ülkeye yerleşmiş durumdalar. Bunun nereye varacağını anlamak için dünyaya bakmamız lazım. 3 tane coğrafyaya bakın. Uzak Asya'ya bakın. Pakistan-Afganistan sınırı sadece bir tanesi. Oradaki mülteci kamplarından Taliban çıktı. Afrika'ya bakın. Afrika'daki mülteci kamplarından Boko Haram çıktı. Orta Doğu'ya bakın. Orta Doğu'yu biliyorsunuz zaten. Önümüzde böyle bir tehlike var. Bizim bu çocukları kurtarmak için yapmamız gereken tek bir şey var. Bizim bu çocuklara daha iyi bir yaşam umudu vermemiz lazım. Peki bu çocuklarda bu umut, bu potansiyel var mı? Evet var. Bu çizim de bu çocuklardan topladığımız veriler. Biz bunlara hayallerini sorduk. Bu çocuklar halen daha hayal kurabiliyorlar. Daha iyi bir dünya, yaşanır bir dünya hayalini kendileri için kurabiliyorlar. Fakat bunu kurma süreleri sınırlı. 3 yıl daha, 4 yıl daha bunu kurabilirler. Ondan sonra vazgeçiyorlar. Ondan sonra bu çocuklar, eğer biz onlara daha önce ulaşamazsak, suç örgütlerinin elinde, terör organizasyonlarının elinde, fuhuş çetelerinin elinde maalesef yem olarak kalacaklar. Böyle bir tercih yapmak zorundayız. Şimdi bizim tabii bu çocuklara, kendi çocuklarımızdan daha fazla yatırım yapmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bunu nasıl yapacağız derken, doğal olarak hepiniz kendi çocuklarımızı düşünüyorsunuz. Kendi çocuklarımız nerede? Bu veri de beni endişelendiriyor. PISA sınavını pek çoğunuz belki biliyorsunuz. Ben yaklaşık 3-4 yıl önce PISA'yı yaygınlaştırmak, tanıtmak için çok uğraştım. Çünkü Türkiye'deki eğitim sisteminin nerede olduğunu anlamak için elimizde veri yok arkadaşlar. Standart, uluslararası kıyaslanabilir veri yok. Tek bir bu veri var. Bunu da zaten Dünya Bankası ile birlikte yapıyoruz biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verisi.
Bizim çocuklarımız fen bilgisinde, matematikte ve okuduğun anlamında, yani Türkçe'de, ana dillerinde, dünyada ilk 40 arasında yoklar. Biliyorsunuz Türkiye G20 ülkesi. Biz G20 ülkesiyiz. Nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında ve çocuklarımız ilk 40'ta yok. Çok fazla matematik bilmenize gerek yok. İlk 20'deyiz ekonomik büyüklük olarak. Çocuklarımız ilk 40'ta yok. Nereye gideceğiz biz? Daha büyük bir sorunumuz var. O da ekonomik durumumuz. Kişi başına milli gelir son 10 yılda yerinde sayıyor. Şu veriye baktığınız zaman düz bir çizgi göreceksiniz. Son 9 yılda milli gelir olduğu yerde sayıyor. Buna biz ekonomi literatüründe orta gelir tuzağı diyoruz. Buradan kurtulmanın da yolu katma değeri yüksek ekonomiye geçiş. Biraz teknik bir deyim. Ben buradan kurtulmanın yolunun hayal ekonomisine geçiş olduğunu düşünüyorum. Katma değeri yüksek ekonominin diğer bir tarifi inovasyon ekonomisi. İnovasyon demek de hayal gücü yüksek insanların, beceri seviyesi yüksek insanların üretmesi demek. Peki buradan biz nasıl kurtulacağız? Dünyada 3.000 dolardan 10.000 dolara gelen onlarca ülke var kişi başı milli gelirde. Çünkü 3.000 dolardan 10.000 dolara inşaatla gelebilirsiniz. Yolla gelebilirsiniz. Fındık satarak gelebilirsiniz. Ham maddeyle gelebilirsiniz. Fakat 10.000 dolardan 20.000 dolara ham madde satarak gelemezsiniz. İnşaat yaparak gelemezsiniz. 10.000 dolardan 20.000 dolara gelmek için yaptığınız her işe katma değer katmanız lazım. Katma değer nedir? Akıl, zeka, fikir, tasarım, sanat. Bütün bunları katmadan ürettiğiniz her şey sizi 10.000 dolardan 20.000 dolara götüremez. Pek çok örnek verebilirim. Kitabımda da bunun değişik pek çok örneği var. En son işte Uber diye bir şey çıktı mesela. Uber nedir? Bir çöp çatan servisi. Bir tarafta aracı olanlar var, öbür tarafta taksi ihtiyacı olanlar var. Bir yazılım yapılmış. O yazılım aracı olanlarla taksi ihtiyacı, araç ihtiyacı olanları buluşturuyor. Ortada filo yok, şoför yok. Yazılım. Bu yazılım firması diyorum ben buna. Tabii bir hayalinle başlıyor bu. Bunun kıymetini bileniniz var mı? Piyasa değeri. 50 küsür milyar dolar. Şimdi bu 50 milyar deyince tabii anlaşılmıyor. Ama Türk Hava Yolları benim Türkiye'deki para birimim. Kaç Türk Hava Yolları eder? 10 tane Türk Hava Yolları ediyor. Kitapta WhatsApp'ın hikayesini anlattım. 52 tane çalışanın kurduğu bir şirket WhatsApp. Bu 52 çalışan WhatsApp satıldığı zaman, ben Hürriyet'te pazartesileri yazıyorum. WhatsApp satıldığı zaman baktım kaç liraya satılmış, kaç milyon dolara? 18 milyar dolar. Ya dedim bu nedir yani, biz öyle bir paramız olmadığı için anlamıyorum fiyatını. Dedim ki Cumhuriyet tarihi boyunca bizim ürettiğimiz en büyük markalar, en büyük şirketleri alt alta bir koyayım bir bakayım. 5 tane en büyük Türk şirketini alt alta koyun. Tüpraş'ı koyun, Türk Telekom'u koyun, Türk Hava Yolları'nı koyun, petrol ofisini koyun. Alt alta koyun, hepsi bir WhatsApp etmiyor. Ya havaalanları var, uçaklar var. Hepsini bir tarafa koyuyorsunuz, bir WhatsApp etmiyor. Bizim bu hayal ekonomisine gitmemiz için çocuklarımızın itiraz etmesi lazım. Bunu da kim ölçüyor biliyor musunuz? Bakın OECD ölçüyor. Bir ekonomik kuruluştur bu. OECD 15 yaşındaki çocukların critical thinking and problem solving diye geçiyor bu. Yani ben bunu Türkçe'ye itiraz etme olarak çeviriyorum biraz kısa olsun diye. İtiraz etme becerisi. Türkiye'de bu oran %2.2. 15 yaşındaki çocuklarımızın itiraz etme becerisi. Güney Kore'de bu oran %28. OECD ortalaması %11. Şimdi bakın, normal koşullarda çocuklar zaten doğdukları zaman %5'i üstün yetenekli. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Biz o %5'i alıyoruz, 10 yıl eğitiyoruz ve %2.2'ye kadar düşürüyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. İtiraz etmeyi bilmiyoruz. İtiraz edin diyorum. Bana itiraz edin. Hocam bu konuşma iyi bir konuşma değil. Bu konuşma olmadı diye bana itiraz edin. New York'tan bunun için mi geldin diye itiraz edin. İtiraz edin. Bu çocuklar çok daha iyi eğitilmeli diye itiraz edin. Ve en önemlisi itiraz edin. Bu ülke çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor diye itiraz edin. Teşekkür ederim.